Peki hocam, kısmen değindik ama Kur'an-ı Kerim'in bilimle ilgili olan ayetleri, şu an açıklanan bazı durumlar var. Mesela bilimsel olarak Evet. çalışmalar açıklanıyor ve bunların Kur'an-ı Kerim ayetlerinde aslında önceden bize söylendiği oluyor, Evet. belirtiliyor. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Bu ayetlerden biraz bahsedebilir Şimdi Süheyla misiniz? Hanım, şunu önce altını bir çizelim. Kur'an-ı Kerim aslında bilimsel bir kitap değildir. Ama Kur'an'ın içinde anlatılan her şey bilimin ta kendisidir. Yani Kur'an bir hidayet kitabıdır. Bilimsel olarak bakmak yanlıştır. Ama Kur'an'da anlatılan bütün olaylar bilimin gelmiş olduğu en son safhadır. Yani bilim yürür yürür yürür, vahyin önünde diz çöker. Bakın, buna size bir örnek vereyim. Şu an modern fizikte en önemli olan Big Bang modeli var. Big Bang teorisi. Nedir Big Bang teorisi? Evrenin yoktan var edilmesi. Evrenin yoktan var edilmesi, büyük bir patlama. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 117. ayette Yüce Allah diyor ki biz yerleri ve gökleri yoktan var ettik. Yani Allah yerleri ve gökleri yoktan var etti. Şimdi bundan 100 yıl önce açıklanamazdı. Yani bilim bunu açıklayamıyordu. Durağan evren modeli vardı. Evrenin sonsuzluktan beri geldiği ve sonsuzluğa kadar gideceği. Gideceğim. Ama şu andaki bilimde neyi gördük Süheyla Hanım? Kur'an'a göre ve bilime de göre zaman göreceli, mekan göreceli, evren göreceli. Hiçbir şey mutlak değil. Mutlak olan sadece onu yaratandır. Şimdi bu Big Bang teorisi Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresi 30. ayette çok güzel değinilmiş. Aslında Enbiya suresi 30. ayeti ben Big Bang olarak görüyorum. Büyük patlama olarak görüyorum. Nasıl? Enbiya suresi 30. ayette Yüce Allah diyor ki, o inkar edenler görmediler mi? Biz yerler ve gökler birbirine bitişik iken onları birbirinden ayırdık ve canlı olan her şeyi sudan yarattık. Halan görmeyecekler mi diyor. Şimdi Big Bang'in ana mantığı her şeyin sıfır hacim, sonsuz yoğunlukta ken patlaması. Fiziğe göre, matematiğe de göre sıfır yokluk demektir. Evren yokluktan patlıyor ve şu anki günümüze geliyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresi 32. ayet var. Hani 30'un bir üstünün bir üstü. Orada da çok dikkat bir ibare çekiyor. Diyor ki, andolsun ki göğü biz bina ettik. Biz gökyüzünü koruyan bir tabaka yaptık diyor. Şu an mesela gökyüzünün koruyan tabak, ozon tabakası var. Dünyaya gelen bütün zararlı ışınları, bütün belaları def eden bir tabaka. Bir ayet daha söyleyeyim. Mesela Kıyamet suresi 3. 4. ayetlerde. Diyor ki, insan kendisini kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı zannediyor? Böyle bir şey mi söylüyor? Yemin olsun ki diyor, biz onların parmak uçlarıyla dahi tekrar diriltmeye güç yetirenleriz diyor. Bakın, parmak uçlarıyla dahi diriltmeye güç yetirenleriz diyor. Yani bütün milyarlarca insanın parmak ucuyla diriltilmesi, bir araya getirilmesi ne kadar önemli bir şey. Şu an biliyoruz ki aynı yumurta ikizlerin bile parmak uçları birbirine benzemiyor.